Kayserispor'la oynayacağız. Sonra Galatasaray, Ankaragücü. İyi. Nakbreda UEFA maçımız var. Nakbreda UEFA maçımız var dedim. CS'de iyi ilk oynadığımda bilenler bilir Nakbreda'yı arkadaşlar. Benim ezeli düşmanımdır Nakbreda. Sevgili dostlar, hepinize tekrardan selamlar. Club Soccer Direct'in yeni bölümünde karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki sezonda ne yazık ki kupayı alamadık. Üçüncü bitirdik sanırım. İkinci bitiremedik bu sefer. Fenerbahçe ve Galatasaray başımızın belası olduğu için bir türlü bize o şampiyonluğu nasip etmediler sağ olsunlar. Şimdi bu bölümde önümüze bakacağız. Yine lider olmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz bu sefer ama UEFA'yı almaya çalışacağız. Onun öncesinde sizlere bildirmek istediğim bir şeyler var. Hocamızla yollarımızı ayırdık. Hocamız zaten emekli olacağını söylemişti. Onun dışında bizden bir sene kontrat istemişti. Ben imza alamadım arkadaşlar onunla. Onun yerine Yanal, Yanal. Ya aslında bu Ersun Yanal büyük ihtimalle. Ersun Yanal hocamızla sözleşme imzaladık. Ersun Yanal'ı kulübe getirdik gençler. Şimdi Ersun Yanal'ın istediği birkaç tane tabii ki de hoca olacak, koç isteyecek vesaire isteyecek. Onları yaptıktan sonra da takımdan gidenler oldu. Takımla sözleşme imzalamak istediğim adamlar oldu arkadaşlar. Onlarla sözleşme imzalamadım. Hocam ne yapıyorsun? Ama var ya çok güzel adammış bu. Ne kadar? O var, paramız var. Alalım, tamam. Scout alalım. Arkadaşlar söylediğim gibi hemen bunları atlamayacağım. Sizler görün ne yapıyorum, ne ediyorum. Normalde atlatarak gidiyordum ama şunları şu gün atlatmayacağım arkadaşlar. 40 bin. Zaten büyük parayı bunları harcayacağız. 28 bine gelirsin. 31 bine mi geldin? Okey, tamam. Hocanın istediği oyuncuları, pardon, antrenörleri alacağım arkadaşlar. Kulüpte para olduğu için gönderiyorum bunları, alıyorum. İmza parası yüksek olsa almazdım. Çünkü biliyorsun ki futbolcu da alacağım imza için. Ama hocam yapma işte, boş yapma, geleceksin. 32'de sen geldin, güzel. Asistan menajer aldık, almadık mı asistan menajer? Personel. Asistan menajer aldık artık, okey. Onu aldık, bunu aldık. Birkaç tane oyuncumuza kontrat imzalamadık arkadaşlar. Bir tanesi Martinelli Silva'ydı galiba gençler. Bakalım o muydu yoksa daha diğeri miydi? Yok, forvetimiz vardı. Hurman diye forvetimiz vardı arkadaşlar. Onunla sözleşme imzalamadık. Çok fazla maaş istediği için onunla sözleşme imzalayamadık arkadaşlar. İmzalamadık değil. İmzalayamadık daha doğru bir kavram olur. Bu arada da 87'lik bir kalecimiz var. Yakuba gördüğünüz gibi daha 21 yaşında 22 milyon değeri var arkadaşlar. Söyleyeyim iyi oyuncularımızı göstereceğim size. 25 yaşında Baron var. Türk oyuncu arkadaşlar. 20 milyon değerinde. Edwards hakeza İskoçyalı daha 20 yaşında. Yani şu an kadromuz aslında güçlü bir kadromuz var. Sadece ana bölgelere oyuncu alacağım. Bir tane ofansif orta saha istiyorum arkadaşlar. Ofansif orta saha bir oyuncu alacağım. Ve bir de şuraya takviye eden bir tane açık adam. Bir tane de olabilirse herkese forvetin yedeği bir tane oyuncu alacağım arkadaşlar. Onun dışında bir transfer yapmayacağım. Takım kadromuz düştü. Bizim eksiğimiz arkadaşlar oyuncularımız da aman aslında birazcık da hocalarımız da. O yüzden hocalarımız da iş yapmak istiyoruz. Hocam artık onları da yapmayın. Bu kadar da açık kontenjan. Ama var ya ben bu akademi menajerini alırsam bize çok güzel kontrat. Bu parayı kendisi çıkartır. Şu 5 milyonu kendisi çıkartacaktır. Onu da alacağım arkadaşlar. Gel lan paramız var. Ver ver ikna edelim onu. Çok para istemem hocam. 40 bin 50 bin istemem lütfen bak. Lan biliyorum ya. Biliyorum abi. Neyse biraz bütçeye kıyacağız. 37 bin ayarladık onu. Şöyle bütçemize gidelim. Bütçeleri biraz arttırmayı deneyelim şöyle bir. Bakalım bir. Evet maaş bütçemiz 250 bin bana yetecektir. Zaten biliyorsunuz ben serbest oyuncuları kapıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hamburg en güçlü takım kim? Manchester United. Onunla bir maç yapalım arkadaşlar. 8 akademi oyuncumuz gelmiş. 90 abo 71'lik. Daha şu an bunu göremiyorum. İleriki sezon göreceğiz. Campbell, Ovi, açık orta saha. Güzel. 71 potansiyel daha 17 yaşında. Forvet geliyor yine. 64'lük. Çok iyi. Bunlara geçelim sezon bakacağız. Şimdi şunlara bakalım. Potansiyelini bakalım. Bir potansiyel ne kadar? 86-85. Senin canını yerim. Gel abicim hemen. Hemen geliyorsun. Seni ısıtıyoruz kardeşim. Hemen proje sözleşme imzalıyorum seninle. Seni de gönderiyorum şeye. Kiralık gönderiyorum. İşine bakıyorsun. Kosta sen kaça çıkıyorsun kardeşim? 83 olur abicim. Olur senden de olur Kostacığım. Gel 16 yaşında. Daha bu gençler var ya. Parıl 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 diyor arkadaşlar. Gençlere ben önem veriyorum biliyorsunuz. Bizim işimiz bu arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha bu kafası almıyormuş. Daha küçükmüş arkadaşlar. 57'lik. Potansiyel çok olmaz ama deneyeceğim ben. Aynen bunların olmaz arkadaşlar. Yeterli. İki tane o zaman oyuncu çıkarttık zaten. Yeterli. Ne bu? Aa gel buraya. Benim oyuncum 19 yaşında Pavel geçen sene
Ölüyordum lan, ne oldu öyle? Geçen sene akademiden çıkartmıştım bunu da. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Ya şamata yapma gel işte ya. Ölüyordum ha. Martinelli. Evet, gizli orta saha 32'lik. Daha iyi bir adam bulabilir miyim? Ama bu adam çok gol atıyor ya. Çok para isteyeceğini sanmıyorum bu adamın ya. 85'ten düşeceksin hocam biraz. 100 bin mi? Git işine. Martinelli işine bak abiciğim. Yok abi, 100 bin ona gerek yok. Bu da Türkiye'den olduğu için kontratı önereceğim. Yoksa önermem. Daha iyi oyuncu alırım ama 13'e gelirsin sen. Tamam, 16'ya geldin bize. Okey, güzeldir. Şimdi transfer sezonu açılsın arkadaşlar. Dediğim gibi ana noktalara kontrat imzalayacağız. Aman oyuncu alacağız. Ya bu 100 bin isteyecek en az. Baron zaten kesin isteyecek de. 110 bin. 90 bin olmaz. 95 bin ayarladık. Baron'u ayarladık. İyi oldu bu. Tamam. Güzel oyuncularımıza kontrat yaptık. Şimdi önemli olan partnerleri reddediyoruz önce arkadaşlar. Şunları bir reddedelim. Şunları bir reddedelim. Daha iyi tekliflerle kapımızı çalsınlar. Yoksa bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz kötü olur. Ersun Yanal hocamıza güvendik. Hocam sana güvendik. Sana mükemmel bir kadro çıkartacağım. Transfer pazarı açıldığında sen rahat olacağım. Teklifi görüş. Reddet, reddet. Okey. Akademi menajerimiz çok iyi olduğu için iyi bir şeyler bulduğunu düşünüyorum. Sponsorlar bulduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İyi para gelecektir. Benden 13 milyonluk bir sponsorluk anlaşmasını yapmamı istiyor kulüp. O yüzden 13 bin üzerine çıkacağımızı çok rahat düşünüyorum. Bakalım bir ne kadar alacağız şu an. Baron'u da ayarladık. Tişört sponsorunu da ayarlayalım hemen bir. Ayarlamış mıyız? Okey, tamamdır. Okey hocam, let's go. İlerleyelim. Manchester'la hazırlık maçına yenileceğiz çünkü takımım oha 9.6 mı? Yapma hocam. He, o sadece tişört. Tamam. Transfer sezonu açıldı. Kim? Hocam bunu göndermesem mi? Türk oyuncu ya, hani o yüzden. Tişört sponsor da geldi. 1.9. 13 milyon yakalayamadık mı? Yakalamışızdır ya. Campbell. Ya geç hocam onu, Campbell'ı. Ayarlayacağım hocam. Bir şu kurul güvenine bakayım bir. Vallahi 11.7'de kalmışız. 13 milyon yapamamışız ya. Tüh. Neyse, sıkıntı yok. 3.1 vermişler. Palerya 3.1. Tamam, bu adamı satmayacağım. Türk oyuncu bulundurmam gerekiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. O yüzden bu adamı satmıyorum şu an. Şimdi transfer pazarına gidiyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar, ofansif orta sahaya bir tane oyuncu almam lazım. 26 yaşında, paslı, İngiliz. Çok güzel. Peki daha da iyisi var mı? Bakalım, yok. Okey, 21 yaş altı. Birazdan döneceğim size. Birazdan döneceğim. Bekleyin bir hocam. Bekleyin bir. Seni kaçırmak istemiyorum reis. Seni kaçırmak istemiyorum. Davies. Gel bakayım, sen bir Everton'da oynayan Davies misin? Gel hocam, çok isteme. Çok isteme, bizim canımızı sıkma. 90 bin olur. Ben seni 78'den ayarlarım ama 75 teklif edeceğim önce sana bir. Hatta 70 teklif ediyorum. Tamam, 75. 80 bin ama ayarladık. Okey, tamam. Şimdi bir tane ofansif orta sahamız oldu. Davies orada oynayacak. İki tane orta sahamız rahat var. Bir tane yedeğimiz var. Bir tane yedek alabilirim aslında. Açık oynayan oyuncularım çok mükemmel değil. Amma ve lakin. Yedekte yıldız oyuncularım da var. Parlayabilecek yıldız oyuncularım da var. O yüzden bakıyoruz. Neye bakıyoruz arkadaşlar? Hepsi diyorsunuz şuna. Şuna hepsi diyorsunuz. Tamam mı? Ah, bir git. Şöyle bir hepsi diyelim. Oyuncu yaşında bir 21 yaş altı yapalım. Bakalım potansiyeli hayvan olan. Evet, bunlardan bahsediyorduk arkadaşlar. Potansiyeli hayvan olan bunlar var. İlk önce önemli olan birincisi şunu bir alalım. 21 yaşında paslı mı oynuyorsun sen? Tamam, okey. Sıkıntı yok. 85 bine 1.3 vermişsin. Ben seni büyük ihtimalle alamayacağım, kafalayamayacağım. Ben senin tam paranı vereceğim. Sırf bize gel diye. Sana şöyle de bir güzellik yapıyorum bak kardeşim. Sırf bize gel diye yapıyorum bunu. İster gel, ister gelme. Şu saatten sonra Ercan defans, Türk müsün? Olan İngilizmiş be. Açık defansta oynayan bir adamım. Bekle oynayan adamlarım 70'lik olduğu için arkadaşlar Ercan'ı almaya çalışıyorum. 83'lük çünkü. Ercan'ı getirirsem tatlı olur. Zaten anlaşamayacağım büyük ihtimal bunlara. Bana gelmiyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü daha büyük kulüpler daha iyi paralar veriyor onlara ve onlara gidiyorlar. Bu da çok normal. Şimdi zaten bu ekstralar Türk oyunculara... Bak şimdi bak. Onlarla daha sözleşme yapamadık ki hocam. Daha gelmediler ki bana. Ne yapıyorsun? Tamam, Manchester'dan bir 5 yiyelim. Aa, iyi, güzel. 1-1. Kötü değil. Kötü sonuç değil. Dostluk maçı arkadaşlar zaten. Bir bizle anlaşın be. Hocam, hallettiğin için mi? Geldiler mi bize? Tamam, bizim oyunculara teklifler gelmiş. Oy, Ercan geldi. Vallahi bu da gelmiş. Vallahi bu da gelmiş hocam. Şimdi Paleri Türk oyuncu veremem. Türk oyuncuları vermiyoruz hocam. Lagos Fransız 31 milyon teklif geldi Hagos'a. Peki Hagos'un kadroda onun yerine Ercan ve o var.
FB başka oyuncak var mı? Yok. İşte stoperlerim şu an çok iyi. Defansım çok iyi. O yüzden 31 milyonu elimin tersiyle reddedeceğim. Barona ne gelmiş? 26 milyon gelmiş. Edwards'a 21 milyon gelmiş. Stoper 84'lük vermiyorum. Yakuba'ya 33 milyon gelmiş. Daha fazla verin hocam. Hocam daha fazla paralar verin. Evet hocam daha fazla paralar istiyoruz. 31 milyona falan vermiyorum. Şimdi şöyle kadroda Türk olmayıp çok kötü olan kimler varsa onları gönderebiliriz artık. Almanya paslı CM Winter 81'lik Almanya paslı iki tane. Biri 23 yaşında Depena, biri de 22 yaşında. Şimdi şunları satıp buradan ne alabilirim ben CM? Oy neler var neler. Abi şunlara bakar mısın ya? Tatlılığa bakar mısın şunlara? Hiçbirini kaçırmak istemiyor insan ya. Baksana 23'lük adam. 20 yaşında 83 Romero. Peki ben şu adamı satsam hocam. İskoçyalı paslı sen değil. Sen değil hocam sen değil. Neredeydi o? CM neredeydi? İtalya, Almanya, Almanya. Hadi bu iki Alman anlaştı. Peki İtalyan anlaşabildi mi? Anlaşamadı. O yüzden İtalyanı bir koyalım bakalım bir. İtalyana teklifler de bir şey yaradığın yok senin biliyorum ben sen. 12 milyon geldi güzel. 9,5 olmaz. Tamam 12'ye verdik bunu. 12'ye verdik hocam. 12'ye verdik inşallah. Gerçi bir tane daha satmam gerekiyor olabilir. Bir tane daha. Oğlum ne ara aldınız ya adamları? Bir durun oğlum almayın hemen. Heh güzel. Okey. Bu adam alırsam tatlı olur. Kadromu çok 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 güçlü yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Buna ihtiyacımız var. 80 milyona, 80 bine de bununla anlaştık. Ya hocam bir şamata yapma. Şimdi Baran'a 33 milyon geldi. Türk vermiyoruz. Edwards'ı vermiyoruz. Yakubo'ya vermiyoruz. Tamamdır. Şu an her şeyimiz okey midir? Okeydir. Pekala. Şunu da yapalım hemen bir. Yapabilirsek tabii ki de. Tamam arttıramıyorum. Ben kulübe bütçe sağlarım. İstersem kredi teklifleri gördüğüm krediler. Bishop. 11 ay istiyorlar. 11 ay istiyorlar. Powell 1 ay. 1 ay. 1 ay. 3 ay 11 ay 11 ay gideceksiniz. 11 ay gideceksin Kasucuğum sen de. Genç çocuklar gitsinler, ısınsınlar arkadaşlar. Orada kendilerini geliştirsinler. Kadromuza son kez bir göz atalım. Forvetimiz güzel. Bir tane daha CF alsak tatlı olur mu? Olur. Yedeğimiz yok. Açıklarımız güzel. Orta sahamız gayet iyi durumda. Yedeğimiz de var. Stoper ve beklerimiz de yedekler var. Gayet güzel hocam. Şu an kadromuz alevli. Yedek kalecim var mı onu göremedim. Tamam Hoops var. Hoops zaten Türk müydü? Türk olduğu için satmıyorum. Okey tamamdır hocam. Devam edelim. Devam. Devam. Şu anda teklif yapacak bir potansiyelim yok. Ama yine de hani bir tık şöyle bakabilirim yani. Zaten kimse kalmamış. Güzel adamlar kalmamış. Geniş forvetlere güzel adam yok. Ah Türkiye kontra atak Aydınus gel işte. Affetmeyeceksin. Türk oldu mu alacaksın. Türkiye'de yaptıysan bu işi Türk oldu mu alacaksın arkadaşlar. Affı yok. Tamam onu da getirdik kulübe. İyi oldu bu. Şimdi burada yabancı açıkta varsa yabancı açıktaki adamı da satacaksın. Bu kadar basit yani. CF değil. VF Tahiti uzun oyun bak. Hiç uymuyor bana şu an. Yeni aldım adam mı o ya? O yeni aldım adam oğlum. Niye uymuyor? Arjantin pası bak. 23 Zuna. Bence kötü. İskoçya pası 21 yaşında. Türkiye tamam güzeldir. Türkiye güzeldir. Aslında açığa yıldırım bir şey alabilirim aslında ama aslında neredeydi o? VF Luna sen gidebilirsin hocam ya. Gerçekten sen gidebilirsin. Senin burada kalmanın bir anlamı yok bizde. 7 milyon. Güzel teklif. 6,5 güzel teklif. Tam 7 milyonu satalım bir arkadaşlar. Bedavaya elimizi maaşımızı yaralayacak kimse kalmasın. Türk varsa Türk alalım hocam. Türk yoksa almayacağım zaten. Hayvan gibi de transfer yapmanın bir anlamı yok. Okey, let's go. Maaş bütçemiz azaltı. Evet hocam. Gelsin teklifler tabii ki de gelecek hocam. 17 milyon alma bak. 21-22 yaşında. 17 milyon güzel teklif. Maaş bütçen ne kadar? Maaş ne kadar? 55 binde maaş alıyorsun sen bizden. Oyun olması ses. Kaç CM'm var? 2. Bir de bu 3. Pekala. Buna ne kadar verdiler? 14 milyon mu? Şaka mı yapıyorsun? O dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Forvet. Şaka mı yapıyorsun? Hayatta vermem sana onu. Vermiyorum hocam. 16 milyona da vermiyorum. 20 milyona da vermiyorum. Az para veriyorsunuz şu an bize. Az paralar da bizim işimize karakter. Bize adam akıllı tekliflerle gelsinler. Canımızı yesinler. Oha kimle oynuyorum böyle? Gençler bile kaç tane atacaksın hocam? Böyle bir o kadar ofansif oynadı ki hoca. 4 forvetle çıktı. Ersun Yanal işini biliyor arkadaşlar. Ersun Yanal işini biliyor şu an. Hocam devam et. Sana karışmıyoruz. Sana karışmıyoruz. 19 milyona vermiyoruz hocam.
23 milyona kadar çıktılar. Alman 22 yaşında. Ulan çok böyle var ya. Yok, adam kalmamış da ondan bana geliyor bunlar. Adam kalmamış alacak. O yüzden benim gençlere saldırmaya başladılar. Vermeyeceğim. Yok yok arkadaşlar, vermeyeceğiz. Bu sene şampiyon olmak zorundayız. Bu sene UEFA'da bir şeyler yapmak zorundayız. Kadromuz deli gibi olması lazım. Bak çok güzel bir hoca getirdik başımıza. Çok güzel bir hoca geldi. İyi bir asistan menajer geldi. Çok güzel bir koç geldi. Ve onların dışında çok iyi transferler yaptık. Hocam vermeyeceğim, sen rahat ol. Depanayı da vermeyeceğim. 16 yok ya, vermeyeceğim. Sen rahat ol hocam. Onu da vermiyorum kardeşim. Geç hocam. Sen daha iyi bir transfer parası verirsen bana veririm. Tamam, yapacak bir şey yok. 3,5 milyon adam alamazsın bizden. Ne burası? Anadolu Spor Kulübü'nde. Ver hocam. Son teklif 22 milyon. Vermiyorum abicim. Tabi buldunuz da böyle iyi adamları benden çuvallayacaksınız değil mi hocam? Çuval çuval götürün. Hemen Star FC'ye girin. Ha, bu kulüp yeni çıkmıştı. Yeni kurulmuştu bu kulüp. Gidelim yaralayalım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam. Geç. Bak. Hocam 4-2-4 oynuyor. Gelene geçene 4 atıyor. Hadi gidin tutun. Hadi gelin tutun şimdi. Star FC'ye. Gelin abi. Ben birazdan göreceğim sizi. Deli bir hoca getirdim vallahi başına. Hadi koçum. Hadi koçum, işine bak. Hadi lan konuş. Tamam. Konuşma. İnşallah hep sesim açıktı. Vallahi yeni bir bastım sanki ha. Allah'ım inşallah sesim açıktı ya. Devam ki hocam. Stadyum reklamlarını aldık. Onu da geçtin. Bunu da geçtin. Devam et. Devam et. Lig başlasın ya hocam. Dostluk maçlarını bir geç artık. Lig başlasın. Hoca bizim gudurdu çünkü. Baksana Celtic'e Melte 4 atıyor kral. Kralın gözü dönmüş. Ersun Hoca'nın gözü döndüğü zaman böyle oluyor arkadaşlar. Türk hoca getirdik başlarımıza, bakalım. Çoğu da paslı oynuyor oyuncuların. Bizim hocamız da paslı oynuyor. %10 da verdim. Hadi iyisiniz hocam. Türkiye Süper Cup. Bir de Galatasaray'ın Süper Kupayı alıyor muymuş? Bir de Süper Kupayı alıyor muyuz arkadaşlar Galatasaray'ın elinden? Hadi bakayım. Hadi hocam, ver Süper Kupayı da bize. Ver işine bak. Hadi hocam be. Hadi hocam be. Hadi işine Galatasaray'cım. Hadi işine abicim. Süper Kupayı da aldık. Bir kupa daha kazandırdık. Kulübümüze. Eyvallah hocam, eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol canım, sağ ol. Evet hocam. Süper Lig, Pendik Spor. Pendik Spor yeni çıkmış Süper Lig'e. Pendik'e bir hoş geldin karşılaması yapmamız lazım arkadaşlar. Pendik Spor'u deli gibi yenmem lazım. Morgan'a teklif gelmiş. Morgan'a teklif gelmiş. Kimden gelmiş? İngiltere Stoper 14 milyon. Vermiyorum tabii ki de. Geç hocam o işi sen. Geç hocam. Biz bu sene bu kulübü şampiyon yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok, ama hiç büyük konuşmayacağız. Ligin sonlarına doğru neler olduğunu siz biliyorsunuz gençler. O yüzden büyük konuşmuyoruz. O yüzden büyük konuşmuyorum. Pendik Spor hoş geldin 3-1. Sevdiğimiz skorlar bunlar. Sevdiğimiz hareketler bunlar arkadaşlar. Gayet temiz. Niye görüntüm kirli? Görüntü mü bozuluyor benim? Yok, şu an iyi. Moraller güzel. Gayet iyiyiz. Her şey yerinde. Kadro dinamiklerine bakın arkadaşlar. Destekleyici yazıyor, görüyor musunuz bilmiyorum da. Şu an Yakuba biliyorsunuz 80 ile başlamış. Videonun başına çekersen şu an görürsün 88 oldu reis. Deli gibi potansiyeli artıyor. 20 milyondan 22 milyona kadar çıktı arkadaşlar değeri. Gayet iyi. Gayet iyi. Kulübümüz de iyi. Hocalarımız da iyi. Ya hocam vermiyorum. Bir işine bak kardeşim ya. Oyalama beni, veda et artık. Evet hocam, geç. Kayseri Spor'la oynayacağız. Sonra Galatasaray, Ankara Gücü. İyi. Nakbreda UEFA maçımız var. Nakbreda UEFA maçımız var dedim. CS'de ilk oynadığımda bilenler bilir Nakbreda'yı arkadaşlar. Benim ezeli düşmanımdır Nakbreda. Ezeli düşmanımdır. Hadi bakalım Nakbreda. Bekliyoruz kardeşim. Bekliyoruz kardeşim. Güçlü geleceğiz. Yapma hocam. Hiç beklemiyordum bunu. Bu mağlubiyet nazarımız olsun. Bak yapmayın böyle bir şey. Hani Star FC'ye yakışmaz. Bence de hocam kabul edemez derecede kötü performans. Böyle bir şey beklemiyorum. Sakın bir daha olmasın. Olursa canını yakarım hocam bak. Yapma. Bu sonuçlar ileride çok aranan sonuç. Yani skorlara dönüyor. Ben bir puana bile muhtaç kaldığım zamanları biliyorum. Gerek ki kaldı ki sen gidip yeniliyorsun, 3 puan bırakıyorsun hocam. Yapma. Yapma kral. Lütfen. Evet. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenmiştik. Umarım ligde de yeniriz arkadaşlar. Ligde yenersek tadından yenmez tabii. O 5 yedik Galatasaray'dan. 4 yedik hatta. 4-2 tamam. Güzel bak. Niye şu an güzel? Şimdi takımda Star CS'de şu var. Eğer ki iyi başlarsanız ligin sonuna doğru kötü gidiyor.
Kötü başlarsanız da ligin sonu doğru iyi olabiliyor. O yüzden şu an bir tık iyiyim. Şu an mağlubiyetlerimi şimdiden vereyim de hani ligin sonu doğru mağlubiyetler yaşamayalım. Bir anda seriye bağlayalım ve şeylerimiz devam etsin arkadaşlar. Galibiyet serilerimiz ardı ardına gelsin. Şu an benim iki mağlubiyetim okeydir. En fazla bir tane daha mağlubiyet alırım. Galibiyet derim. En fazla bir tane daha mağlubiyet alırım. Onun dışında mağlubiyet istemiyorum artık. Onun dışında mağlubiyet istemiyorum. Lütfen hocam. Sakat oyuncum vardı büyük ihtimalle de. Ankara Gücü pres. Tamam. Okey. Hemen toplayalım arkadaşlar takımı. Hemen takımı toplayalım. Galibiyetimiz hemen geldi. Kötü değil. Lig başlarında olması önemli değil. Lig sonlarında olmasın da muhalefetler. Lig maçlarında eyvallah. Ligin başında ama lig sonunda çok sıkıntı arkadaşlar. Evet, ezeli rakibimiz Nakbrede ile birazdan oynayacağız. Bu maçtan sonra Adana Demirspor maçından sonra UEFA maçımızın ilk maçı Nakbreda. Bak yine birisi sakatlandı ya. Oğlum sakat. Transfer dönemi kapandı. Aman dedim adam sezonu mu kapattı ya. Vallahi öyle okudum ya. Adana Demirspor'la oynuyoruz arkadaşlar. Hocam sana güveniyoruz hala. Arkandayız. Ben arkandayım. Kulüp yanında. Canını sıkma. Canını dışına tak. Ve bu ligde bu sezon bizi şampiyon yapacağım. Başka hiçbir şey istemiyor kulüp senden. Yapma hocam ya. Bak. 3 defa. 3'ü doldurdun hocam şu an. Benim için bir sezonda 3 mağlubiyet yeterlidir. 3'ün dışındakilerin hepsi zararlı. Hadi bilemedin 4, en kötü 5 yaparsın ama yapmayacaksın yani. Anladın mı? Olmaması lazım. Bu mağlubiyetler çok büyük can sıkar ya. Şu an benim ligde 2 maç, 3 maç kaybetmen çok çok büyük sıkıntı ama ligin başları olduğu için sıkıntı değil fazla. Evet, Snakbreda. Senden bir alacağımız vardı Snakbreda ve aldık UEFA'da. UEFA'ya önem veriyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. UEFA'da önem veriyorum. Lig'e de önem veriyorum. İkisini de Allah'ın izniyle bu sene kulübüme getirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Yorgun değiliz hocam. Devam. Topçular hazır. Devam ki Adana'ya 3 attık. Güzel toparlayalım hemen. Hemen toparlayalım gençler. Kendine gel Star FC. Neredesin? Tamam 9 puandayız. Birincinin de 13 puanı var. Çok bir şey yok yani arkadaşlar da. Dediğim gibi ligin en başları ligin sonları çok farklı oluyor çünkü. Eskişehir'le oynuyoruz. Hadi hocam. Kırma bizi, üzme bizi. Üzme bizi, kırma bizi hocam. Çok güzel. 3-0'da Eskişehir'e attık. 3 tane Eskişehir'e gol attık arkadaşlar. Let's go. 12 puandayız. 5 puan fark var. Sıkıntı yok. Yendiğimiz takım Galatasaray bizim ama gerçi az önce 4 attı bize. Grenoble. UEFA maçımızın ikinci takımı Grenoble arkadaşlar. Grenoble. UEFA'da üstün gidiyoruz. Gruplarda çok iyiyiz. Şampiyonlar gruplarında da öyleydik geçen sene. Şampiyonlar Ligi'nden çıktık. Sonraki elemeyi de yendik. Ondan sonraki elemede Manchester United geldiği için erken final oynadık arkadaşlar. Elendik. Ama inşallah bu sene UEFA'da bir tık daha finale kadar, en azından yarı finale kadar gideceğimizi hissediyorum. Bakalım inşallah bu kurduğumuz kadro bizi üzmezse yarı finale kadar... Ya 90 artı 1 de yeme hocam ya. 90 artı 1 de gol yemezsin kral. Yapma hocam be. Yapma hocam. Bu dakikalara değil. Bizi üzdün be. Gerçi 1-0 yakışmaz skordu bize ama. Hadi hocam hücum futbolunu oynat. Hücum futbolunu oynat hocam. Sen kadronda sakın bak eksik verme. Sakın diyeyim. Sen adam akıllı kadronla çık. Bakayım sen kadro ne yapıyorsun? 4-2-3-1. Tamam doğru kadronla çıkıyorsun. Doğru başlıyorsun. Ama 1-1 kalıyorsun. Olmaz hocam. Neyse bozmayacağım, bozmayacağım, bozmayacağım. Hep her seride 15 tane galibiyet arda arda alıyoruz ne oluyor? Şampiyon mu olduk? Yok. En azından şimdi bari şampiyon oluruz. İnşallah. İnşallah bu sefer de böyle şampiyon olalım. Hocam kadronu niye değiştiriyorsun? 4-3'e niye döndün? Ya sen 4-2-3-1'cisin. Ben böyle çıkacaksın hocam. Sen topunu böyle oynayacaksın. Niye taktiğini değiştiriyorsun ki? Anlamadım. Böyle oynuyor. 4 tane atıyorsun işte bak. Hep böyle yapıyordun acaba sen? İlla sana dokunmamız lazım Ersun Hoca. Yapma gözünü seveyim bak. Allah Allah. Rasim Ozan'ı mı dinliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Rock mu sevdalısınız siz ya? Yapmayın hocam. Lütfen. Dinamo Zagreb UEFA 3. maçımız 2-2'de yaptık arkadaşlar. Bak. Hocam kırarım bak bileklerini. Yapma diyorum sana şunu ya. Bu şekilde çıkacağız. Bak. 3. Gördün mü hocam? 23 tane şut çektik ya böyle. Herkesi yerinde oynatmayı öğren. Hocam. Lütfen. Ligdeki maçlarımı inşallah o yüzden kaybetmedim. Dikkat etmemişim çünkü. Tamam şu an çok iyi form. Form çok iyi. 8 maçta 2 beraberlik 6 galibiyet çok çok iyi. Heh, böyle çık hocam işte.
Bak alıştırdım seni, gördün mü hocam? Bak 5 attın, 4 attın. Nice. Nice hocam, nice. Devam ki. Üzme bizi. 20 puandayız. 26 puandalar. 1 puan fark artmış. 5 puan da 6 puan olmuş. Tamam, tesiri yükseltiyorum ben. Sen işine bak. Sakaryasporla oynuyoruz. Hadi hocam be. Nakbre de yine geliyor. Başımızın belası. Yeniyoruz ama yine de geliyor. Bak hocam. Bak hocam. Vallahi hocam. Kapışacağız seninle kral. Gerçekten kapışacağız. Hadi be. 1-1. Hiç top oynamamışız maç. Okey. Kaçıncı sıradayız ya? 21 puandayız. Artık puan kayıpları olmaması lazım hocam. Lütfen. Şimdi UEFA'da iyiyiz. Yedek kadroya çıkabilirim. Çünkü bir sonraki maç Beşiktaş'ta oynanacak. UEFA'dan 3'te 3 yaptığım için Nakbre'de yenilsem de şu maç, rövanş maçında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takım gücüne göre seçeceğim hocaya. Şöyle git bakayım. 3 tane daha attık Nakbre'de. İçeride 3, dışarıda 3. Güzel. UEFA gruplarından çıkmayı garantiledik. Hatta birinci olarak çıkacağız arkadaşlar. Beşiktaş'la oynuyoruz. Beşiktaş'a karşı bakalım hoca nasıl çıkacak. Tamam, güzel. Ana kadrosuyla çıktı hocamız. Ersun ya gayet iyi hocam. Sen de işine bak ya. Ne oldu? Ne oldu? Ah ya! Ligde biraz sıkıntılı geçiyor sanki ya. Lig biraz sanki böyle sallamalı. UEFA okey de. UEFA okey. Eyvallah da hocam. Lig biraz sanki böyle bir ekşimtırak yani. Tam tat vermedi böyle sanki. Hani dolduramadı yani o tatlılık gelmedi bir. O tadı alamadık ligden. Tamam, kırmızı kart görmüşüz ama yine de 3-0 aldık. Güzel. O puan durumu eşitlenir reis. Bekleyin, geliyoruz. O puan durumu eşitlenecek. Siz rahat olun. Galatasaray, Fenerbahçe. Geleceğiz oğlum, geleceğiz. Geleceğiz oğlum, az kaldı, az kaldı. Siz rahat ki. Geleceğiz. Size de geleceğiz. Sıra sana da gelecek Galatasaray. Sıra sana da gelecek Trabzon. Ve sana da gelecek Fenerbahçe. Beşiktaş'ı saymıyorum. Beşiktaş çok kötü arkadaşlar burada ya hep. Yani ilk 3'te bile Beşiktaş'ı daha görmedim. Öyle söyleyebilirim size. Evet. Grenoble'dan sonra Fenerbahçe'yle oynayacağız. Hocam az kadrona çıkmana gerek yoktu aslında. Şimdi birileri sakatlanacak. Başımız ağrıyacak hocam. Hiç öyle yapmayalım. Sen hiç öyle yapma hocam ya. Şunlar bir dinlensin hocam. Heh. Onlar bir dinlensin kral da. Tamam, bir bir yeterli bize. Yeter hocam, zaten gruptan çıktın, boş yapma. Şimdiki maç önemli ya hocam. O yüzden. Dinlendir bazen. Okey. Ersun hocam. Hani biraz oyuncular dinlensin. Hiç. Fenerbahçe'ye şimdi az kadronu çık. Az kadronu çık, topunu oyna hocam Fenerbahçe'nin karşısında. 2-1 al. Şamata yapma. Gel geri. Eyvallah. Golleri kim atmış? Helal olsun lan sana reis. Fener'i yendik. Fener'in icabına baktık. Fener liderdi. Bir tık şöyle Fener'i çektik geri. Şimdi bak Trabzon'da sıra. Şimdi Trabzon'da geri çekmem lazım arkadaşlar. Trabzon'da geri çekmemiz gerekiyor. O da üst taraflarda. Onu da yenersem pat diye 30 puan olacağız. Ve Trabzon'larımızın puan farkı 3'e düşecek. Hocam bunu alman lazım. Bilgin olsun. Bu maçı kazanman lazım hocam. Ya hocam bak. Bir şeyde anlaşalım. Böyle olmaz. Yani Trabzon'dan 3 yiyecek bir potansiyel yok bizde. Yani bu kadar güzel takım. Yani 3 yemezsin ya bak. Bedavaya farkı açtırın hocam. Lütfen düzelt bir an önce bak. Bir git be. UEFA maçı oynuyorsun. Bana özel diyor ki özel koltuklarda gidelim. Business class'la uçalım hoca falan, para ver bize bilmem ne. Hocam bırak bu işleri ya. Gelişme her zaman kapımız açıktır. Hoca biraz gazlayalım bakayım hoca ne yapacak. Hala UEFA'da galibiyet alıyoruz. UEFA'da yenilmedik arkadaşlar. Vallahi yenilmedik. Ama lig de önemli bir yandan. Tamam, UEFA'yı alalım bu sene de. Lig de önemli. En azından bir şampiyon. Ne yaptın hocam sen yine? Ya senin 4-3'üne başlarım ha. Heh. Böyle oyna hocam. Bak 4 attın, gördün mü? Dokunmasak Allah bir kaç yiyeceksin. Fenerbahçe birazcık yavaş gidersen. Hani 41 puan biraz fazla oldu. Biz 30 puandayız ya. Birazcık yavaş git kral. Birazcık yavaş git. Acelen yok reis. Acelen yok. Transfer dönemi gelmiş bile. Ligin ilk yarısını bitirdim. Pendik geldi tekrardan arkadaşlar. Evet, ligin ilk yarısını 4. sırada 33 puanla tamamlayabildik arkadaşlar. Hatta maçı oynamayanlar var. Maçı oynamayanlar gelecek şimdi birazdan. Takviye transfer dönemi düşünmüyorum arkadaşlar. Orada transfer dönemi olmayacak. Belki bir ihtimal gizli forvetleri alabilirim bir kişi. Bir kişi falan. Çünkü 70 gramlarla sanırım biraz sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yaşamayız çok da. Yaşayabiliriz. Ya 10 kişi kalmış. Kayseri'de yenilmezsin be. Yeter be. Oha, Kayseri birinci mi? Ha yok. İkinci. Yuu.
Yapmayın hocam artık yeter ya. İyileşme talebi. Bir de şunu diyemiyor mu? Kendim ve şeyimin kurduğu bütçeyle anca bu kadar oluyor. Ulan ne istiyorsun? Daha ne kadar bu kuru şey yapalım sana? Abi ne oluyor ya? Ligde istediğim sonuçlar gelmedi. Ligde çok kötüyüm şu an. 15 puan fark açıldı. Çok zora girdi artık. Birileri kovuluyor sürekli. İnşallah bizden kovulan yoktur daha. Ya hocam bir bırak artık ya. Mali durum, aylık ödemeler, transfer dönemi açıldı. Transfer pazarı. Hepsi gizli forvet. Oha! 81'e mi düştün lan sen kral? Gel lan. Van Zeri'yle var mı? Dortmund'da 96'ları falan görmüyor muydu bu adam? Gel bakalım takımı kurtarabilecek misin? Zaten eksi maaşı yemişiz kral. Ah, en iyi isim hayranları heyecanlandıramadı. Ya hocam biz kimseyi satmayacağız mecbur. Devi ise 12 verdiler. Romero'ya 29 verdiler. Depena'ya 14. Palerya 3.3. Buna da 13 verdiler. Ya hocam vermiyorum artık. İkide bir gelmeyin ya. Vermeyeceğim hocam. Depena'ya 18. 37 verdiler Roma'ya. 15 ve hiçbirini vermeyeceğim arkadaşlar. Takım zaten kötü gidiyor şu an. Bir de bunları satıp da paramparça olmayalım. UEFA'ya asılmış durumdayım şu an arkadaşlar. Shakhtar'la eşleştik. UEFA'ya asılmış durumdayım. Biraz ligden koptum fark ettiyseniz. Lig beni biraz üzdü arkadaşlar. Ligi birazcık saldım. Çok salmadım da saldım birazcık. 36 puana 51 puan. Yani çok fark oldu. Gereksiz bir fark açıldı. Benden bir de şey istiyorlar arkadaşlar. Adını siz söyleyin. Birincilik istiyorlar ligde. O yüzden en azından UEFA'yı almam lazım ya da final oynamam lazım ki beni Star FC'nin başına göndermesinler. Eğer herhangi bir başarı elde etmeden tamamlarsam büyük ihtimalle beni arkadaşlar gönderirler bu sefer. Affetmezler. Yani geçen sene gitmemin tek sebebi Türkiye Kupası'nı almamdı. Ama şu an Türkiye Kupası da yok. Daha gelmedik tabii ki de. Alacak mıyız belli değil. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Hocam aferin hep böyle devam et hocam. Mükemmel. Gerçekten. Gerçekten versin hocam. Gerçekten harikasın sen ya. Hep de aynı adam golleri atıyor. Bizim forvet ne yapıyor? Bizim forvet ne yapıyor arkadaşlar? Hep aynı adam golleri atıyor. Açık kanattaki adam golleri atıyor. Inter'den bir teklif geldi. Yok. Bu arada yani 39 puanda kaldık ya. Adamlar 54 puanda. Onlar da ilerleyemiyor şu an. Onlar da kaybediyor. Ya bir Fener çok araya açtı. Gereksiz. Gereksiz bir arayı açtı Fener. Ne oluyor ki? Niye acele ediyorsun Fenerbahçe? Güzel. Yine aynı adam gol attı. İki tane. Lanes. Nereden bulduysak bu zehiri. Van Zehir oynuyor mu? Benzer. Evet. Avcı'ya teklif gelir de Avcı'yı satmıyoruz kral ya. Gerçi Avcı da 24 yaşına geldi. 82 potansiyeli bir aşamada gitti kral. Bir açsa da artık bir kendine gelse reis. Yani onun yerine çok iyi adamlar çıktı. Türk olduğu için şu an kadroda kalıyor. Hocam performansı bedava övmedi. UEFA için performansını övüyorum şu an seni tamamen. Başka hiçbir şekilde değil yani. Şu an ligdeki durumu kabul edemez. 42 puandasın ve ligin zirvesindeki Bolu Spor'la 4-2-4 ile mi oynuyorsun? Kupa maçı mı bu? Kupa maçı. Ya tabii ki de Bolu Spor'a 5 atarsın ya. Ben hep böyle mi çıksam lan kadroya? Vallahi son maçta hep böyle çıkayım ya. Devam hocam. Devam. Bizi üzdün ama olsun. Bizi üzüyorsun. Biraz üzüyorsun hocam bizi ya. Kusura bakma ama. Hani benim için lig çok önemli dedim sana. Sen de sözleşme imzalarken de bunu söyledik. Ama sen hala lige çok önem vermedin hocam. Farkında mısın? Yani UEFA evet Türkler için, bizler için UEFA çok önemli bir şey ama yani lige de önem vermen lazım hocam. Lige önem vermen lazım. Lige önem ver hocam. Bir deneyeceğim ya arkadaşlar. Patlayabilir. İyi 100-0. Patlamadı. Çünkü orta saha oyuncuları forvet oynadı ama patlamadı. Ya Fenerbahçe Allah aşkına biraz yavaş gider miyiz? 60 puan ne ya? Bir dur ya. Lan daha 10 maç var. Bir sakin olur musun? Bir yenil artık la. Tamam Shakhtar'la oynayacağız birazdan. Bursa'yla oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Konuşamadım.
Hadi bakayım. Hay Allah sizi kahretmesin ya. Oğlum büyü mü yaptılar la bu CSD'ye? Benim stresime büyü mü yaptınız oğlum siz? Büyü yaptıysanız söyleyin gençler. Hocam, Tamer abi ben bu CSD'ye büyü yaptım de ya. Kupa almaman için her şeyi yapıyorum, elinden geleni yapıyorum de ya. Ne diyorsun hocam ya? Ya tamam bütçe bilmem nerene girsin artık, yoruldum ha. O da zevk aldığını söyleyebilirim diyor. Lan neyine zevk aldın? Ligde kötü değil, kötüyüz hocam, iyi değiliz ligde. Ligde bir önce toparlamamız lazım. Ya senin 4-3-2-1'ine atlarım 4-3'üne. Adam akıllı maçı topunu oyna şurada ya. Evet. At. Kral at onu. At. Evet. Korner. Ha şöyle. Evet UEFA'nın ilk maçına Shakhtar'ı evimizde 3-1 yendik. Keşke o bir golü yemeseydik. O bir gol şu an onlara umut sağladı. Evet evet umut verdi o bir gol onlara ya. 6 ile oynuyoruz. Ya o kadar kötü gittik ki ligde. Bak Fener yine yemiş 63 puanda. Biz 46 puandayız. O kadar fark açtılar ki hepsini kaybetmeleri lazım. Gerçekten hepsini kaybetmeleri lazım. Kaç kaç oynuyorsun yine 4-3. Ha, kupa maçı mı? Tamam geçiyorum. Ya kupa maçlarını kazanıyorsun hocam. Ama yani şu lig lan lig ya lig ya. İkinci ol bu arada şampiyona yine gideyim gelecek sezon. Çünkü bu sezon UEFA'yı alacağım ben. Şampiyona yine gideyim. Hadi hocam. Oy, deplasmana 4 attık. Ya Shakhtar'a Maktar'ı yeniyoruz. Geliyoruz şu ligdeki halimize bakar mısınız ya? Vallahi ikinci olmam lazım arkadaşlar. En azından ikinci olmam lazım. Şampiyona yine gitmezsem öldürürüm bu hocayı ben ha. Hadi hocam. Ay senin ben ya. Kimle oynuyoruz? Altay'la. Sıkıntılı takım dur. Ne maçı bu? Türk İş Cup yine. Bu Süper Lig. Allah'tan yendiniz. Bak. Ya kupa maçında şov yapıyorlar. Geliyorlar burada aynı takıma. Neredeyse yenecekler ya. Hadi Trabzon yenil be. 51'de kal. 54 oldular. Fener 66 oldu. Aile kötüleri geçiyorum arkadaşlar. Ya ne Frank Lampard hocam, ne işimiz var Frank Lampard'da bizim? Alanya Spor sıkıntı olabilir bana. 4-3 başlayacak yine bizim hoca herhalde. Yo iyi başladın. Yem be. İşte bu. Güzel. Çok kritik bir yerde iyi bir puan aldık. Hadi artık bir yenilin be siz ikiniz. Bir yenilin lan. Hadi Trabzon bir yenil artık. Bak Fener'i geçip sen yenil ya. İkisi de yenildi. Adamsınız siz be. İkisi de yenildi. Güzel. Marsilya ile eşleştik arkadaşlar. Adım adım UEFA'da. İlerliyoruz inşallah yeneriz. Zor takım geldi şu an. Bir tık zor geldi. Bir tık zor geldi. Oy! Anam 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 anam. Marsilya'ya 4 attık. UEFA Avrupa Ligi'nde de showtime şu an arkadaşlar. Gayet güzel oldu bu. Şu an buna sevindim. Türküş quarterfinal olarak çeyrek final Pendik Spor'la oynayacağız. Hocam yedeklerle çıkalım buraya. Allah aşkına lütfen hocam. Gerçekten sıkıldım artık. Lig önemli. Yedeklere çıkar mısın hocam? Dünyayı doldurma yine ya. Çılgın çocuk. Sakatlan. Adamlar ölmüş zaten ya. Çıkar şunları dinlensinler. Manyak mısın oğlum sen? Da yorgunlar. Al 1-0 yine. Yendin yani. Ama dinle hocam beni. Sen çok görüyorsun. Hiç dinlemiyorsun bizi. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik aldık. 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik aldı takım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Değerimi arttırmak istiyorum. 50 bin ver bana diyor. Ulan köpek 50 bin ben 3 sezonda kazanıyorum. 50 bin coin'i. 4-0 almış değil mi biz buna? Evet. İlk maçı 4-0. Oy. Elecekler daha neredeyse. Ama biz eldik onları arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz onları 4-0 yendiğimiz için biz Marsilya'yı da elemiş bulunmaktayız. Kimle yaşayacak? Slavia Prag'da yaşayacak arkadaşlar. Sivasspor'la oynuyoruz. Sivasspor gel bakayım bir reis. Gel reis gel sen de gel. Sen de gel kral. Sen de gel Sivas. Sivas'a 4 attık. 4'ü bir yerde. Hadi Trabzon bir daha kaybet. Kaybetmediler lan. Vallahi kaybetmedi Trabzon. 55 puandayız. Trabzon'un 57 puanı var. Arkamızdaki Galatasaray'ın 53 puanı var. Fenerbahçe 69 puanda. Nasıl oraya gitti ben de bilmiyorum arkadaşlar ama gitti yani bir bakıma. Uzadı gitti adam oraya. Fenerbahçe bir anda uzadı gitti arkadaşlar oraya. Ulan bu arada ne uzun video çekiyorum sizlere ya. Vallahi ne uzun video çekiyorum. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? 40 dakikadır kayıttayım ya. Sakaryaspor'la oynuyoruz. İyileşme talep ediyorum.
Ya hocam bir bırak artık, tamam ayın menajeri ayın menajeri bırak artık beni bir sal. Kim kontrol etse ediyor? Ya Yakup'u. Ananı avradını. Onu yapmamız lazımdı. Eksi kaç olduk? 84. Tamam. Yakup'u 89 olmuş lan. Aboo. 89'luk kalecim var. Ben nasıl gol yiyorum oğlum ya? 89'luk kaleciye Sakaryaspor 4 tane nasıl atıyor? Bana bir bunu açıklayabilir mi arkadaşlar? Bakın Sakaryaspor'a 4 yedi Yakup'u. 89'luk bu adam. Slavia Prag maçı. Bu maç önemli. Bak ya yine ne taktiğe çıktı. At lan şunu boş kale. Oğlum inşallah benimdir ha. Lan onlar onlara. Yok benim ya. Kral benim benim. Slavia devimiz 3 attık. Güzel. UEFA maçları önemli arkadaşlar. Allah'ım Sakarya'dan 4 yediğim maçı unutamayacağım herhalde. Beşiktaş. Şimdi ligdeki mağlubiyet serisini izleyelim arkadaşlar. Hep birlikte. Hep birlikte nasıl mağlubiyet oluyor. Helal lan 3-2. Güzel. Beşiktaş'a yendik. Trabzon yenilir misin? Lütfen yenil artık be. 58 puandayız. Lütfen yenil. Fenerbahçe şampiyon oldu arkadaşlar bu arada. Evet. Trabzon yenildi. Fenerbahçe şampiyon oldu 70 puanla. Artık yakalayamayız istesek de. Slavia Prag 3-1 yemiştik ilk maçı. Hocam tur geçtiğimize odaklanmalı mı? 3-0'da buraya attık. Çok güzel. Slavia Prag'da. UEFA'da var ya adım adım gidiyoruz ya. UEFA'da yarı finale kadar geldik arkadaşlar. Süper Lig Konyaspor. Hedeflerimize ulaştık. Hocalar artık beni kovamazlar. Yarı final oynadığım için. Yavaş kovsun beni. Süper Lig'de 2-2 kaldık. Trabzon sen de yenil. Daha Trabzon daha belli değil. Maçını oynayacak Trabzon Reis. Oraya be yenildi. Keşke yenseydim üstüne çıkmıştım. Tamam. Fener'in şampiyonluğunu kabul ettik. Saygımız var. Bir Fener bir Galatasaray zaten. Anamı alattınız. Aptal oldum arada. Vallahi ya. Bir Fener bir Galatasaray'a yattık. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Az kadro Fenerbahçe. Ya yensen olur Fenerbahçe. Ha Türk İş Kup. Yen yen. 1-0 güzel. Tamam Türkiye Kupası'ymış. Yarı finalde Fener'i eledik. Adana Spor'la oynuyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldu bu. Fenerbahçe sen Türkiye Kupası'nı al. Ama Süper Kupayı aman. Süper Lig Kupası'nı al. Ben de Türkiye Kupası'nı alayım. Kral anlaşalım. Anlaşalım hocam. Vallahi yoruldum arkadaşlar bu oyun. BMG. Oy UEFA maçı. Borussia Mönchengladbach'la ilk maçta 0-0 kaldık. Çok riskli bir şey oldu bu. Ben hiç bunu fark etmedim. UEFA maçını hiç fark etmedim arkadaşlar. Vallahi hiç fark etmedim. Biraz sıkıntı olacak galiba. Fenerbahçe'de oynayacağız. Türk İş bakma. UEFA mı? Ne bu? UEFA diyorum ya. Süper Lig mi? Tamam Süper Lig'e zaten biz yeni. Yeni abi. Biz artık tokat manyağı olduk da ikincilik gidiyor ya. Sıkıntı yok. Tamam okey sıkıntı yok. Hadi abi. Mönchengladbach'ı yenin be. Lütfen. Hadi lan. Hadi kral be. Arkadaşlar yenirsem videoyu burada kapatacağım. Kupadan yenirsem video burada biter. Net söylüyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.